dostlar. Doğal yaşamla ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğumuz gibi Bülent Bey konuğumuz. Bu sefer değişik bir mekanda, arka fonda Bülent Bey'in tedavi yöntemlerinden oluşan bir arka fonun önünde çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi baktığımızda biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. İnsanlar yaklaşık 80 gündür, 2 aydır, 3 aydır evde kalan ve çıkmayan insanlar var. Bu da her fertte, her bireyde bir kilo problemi ortaya çıkarttı. Yavaş yavaş ortalama 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, belki vücut metabolizmasına göre senin uzmanlığınız, belki 30-40 kilo alan insanlar olmuş mudur bilmiyorum ama. Yok, o kadar almamışlardır da şunu söyleyeyim. Özellikle evde kalma döneminde insanlar çok hareketsiz kaldı ve bu hareketsiz dönemde çok fazla abur cubur yediler. Çünkü bizim Türk toplumunun en büyük geleneklerinden biri. Çok fark edilmese de cipsler, kolalar, çekirdekler, arada kuru yemişler peş peşe geliyor ve bunun erteleyecek hiçbir durum olmadığı için evde kalındığı zaman süreç içinde insanlar kilo aldı. Ne yapabiliriz bu kilo aldılar, bu kiloları geri nasıl verdirebiliriz? Şöyle söyleyeyim, bunun için birkaç yöntem var. Öncelikle hayatlarına elma sirkesi dahil edilmeli. Elma sirkesi çok özel bir yağ yakıcıdır. Ondan sonra zencefil, zerdeçal, tarçın. Bunlar gece yatmadan önce yoğurtla karıştırılıp yenmeli. Özellikle eğer midede ülser, gastrit gibi, reflü gibi, kolik gibi sorunlar yoksa bu karışımın içine birazcık limon sıkılıp, birazcık pulveri eklenip yenilebilir. Bir de ben şu çaydan bahsetmek istiyorum, biyo çay. Ben yaklaşık 20 kilo kadar biyo çayla verdim. 3,5 ayda 103 kilodan 83 kiloya düştüm. Nasıl düştüm? Bir sabah bir akşam aç karnına biyo çayı içiyorum. Kesinlikle kabızlık sorunu yaşamıyorum. Ondan sonra deniz yosunu var bu biyo çayımızın içinde. O topluk hissi veriyor. Ayrıca kireç sapı var. Ödem attırıyor. Mata biberiye var. Yağ yaptırıyor. Düzenli kullandığımızda biyo çayı kesinlikle ben çok fazla memnun müşteri de gösterebilirim. Programdan sonra size eski resimlerimi de vereyim, yayınlarsınız. Biyo çay kesinlikle hayatınıza girmesi gereken bir ürün. Tamamen bitkisel olmakla birlikte yan etkisi yok denecek kadar az. Sadece bitki çaylarında dikkat edeceğimiz tek şey, çok abartılı içmeyeceğiz. Günde 2 bardağı geçmeden içeceğiz. Bir de çok fazla su tüketmeye çalışacağız ki böbreklerimiz çalışsın. Tabii bu fazla su tüketme olayını diyaliz hastalarına önermiyoruz. Sağlam bünyedeki insanlara öneriyoruz. Söylediğim gibi elma sirkesi her sabah bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı konur. Onu güzelce içersiniz. Gece yatmadan önce bir kase yoğurdun içine bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı tarçın eklenir. Eğer söylediğim gibi midede ülser, gastrit, reflü, kolit gibi sorunlar yoksa bunun içerisinde birazcık pul biber, acı pul biber ve limon sıkılır, afiyetle yenir. O da uyuduğumuz yerde vücudun yağ yakmasını sağlar. Söylediğim gibi ama benim favorim yine de biyo çay. Kesinlikle biyo çay. Çünkü yağ yakıcı özelliği var, ödem atıcı özelliği var, bağırsakları çalıştırıcı özelliği var, tokluk hissi verici özelliği var. Özellikle boğazına hakim olamayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biyo çayı hayatlarına sokmalıdır. Peki baktığımızda pakete girmiş karışık bitkiler, evet, hayatımızı kolaylaştırdığını söyleyebilir miyiz? Yani bunun içinde örnek veriyorum neler var, hem de bu arada bunu söylemiş olalım. Bunun demlemesi falan belli bir süre alıyor bu ister zaten istemez. Zaten sallama çay. Bir de bunu hazırlayan insanlar, herbalist insanlar, hangi bitkinin ne kadar girebileceğini, hangi gramda ne kadar fayda verebileceğini bilen insanlar. Yani açık dışarıdan göz kararı ot almaktansa böyle herbalistlerin hazırlamış olduğu gramajı gramajına uygun ürünler almak daha mantıklı. Bunlar Tarım İl Müdürlüğü'nden izinle yapılmaktadır. Bunu hazırlayanlar herbalistlerdir. Bunlar denetimle yapılmaktadır. Kesinlikle tavsiye ederim. Peki şimdi şöyle bir sıkıntı var genel olarak. Bitkisel ürünler ve bir doğada yaşam var biz diyerek bazen bilinçsizce tüketimler gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bununla ilgili çok ne fazla demek istiyorsunuz? Tüketmeyeceksiniz. Bakın yine az önce de söyledim. 2 bardağı geçmeyeceksiniz. Çok fazla tüketmeyeceksiniz. Arada bir vücudu dinlendireceksiniz.
Her şeyin fazlası zarar. Eczaneden aldığımız ilacın da fazlası zarar. Evet. Fazla yemek de zarar. Fazla çalışmak da zarar. Yani her şeyin fazlası zarar. Her şeyi kararında yapmak gerek. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. İnsanların nasıl bir tane berberi varsa, bir tane kasabı varsa, bir tane aktar olsun. Çünkü o aktar o kişiyi takip edebilmeli, ne verdi, ne vermedi bilebilmeli. Bugün benden, yarın öbür yerden, öbür yer başka bir yerden alırsa, aktarın bu kişiyi takip etme olasılığı ortadan kalkar. Ha benden alın demiyorum, bunu da özellikle bastıra bastıra söylüyorum. Ama sadece bir aktardan alışveriş yapın ki, aktarınız da gerçekten işin ehliyse, sizin ne aldığınızı bilir, sizi takip eder, ona göre yönlendirir. Evet, bilgilendirici programlarımızı yayınlamaya, çekmeye ve konusunda olan uzman insanlarla değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada programımızın, bu haftaki programımızın sonuna gelmişken son olarak neler söylemek istersiniz? Sevgiyle kalın, doğal yaşamda kalın.